oluyor? Sabah sabah toplanmışsınız buraya bağırışırsınız. Ne istiyorsunuz? Vırrıklar. Serap Hanım'la görüşmemiz lazım. Ona diyeceklerimiz var. Bah hele. Demek ona diyecekleriniz var, öyle mi? Ya ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Koskoca çiftliğin hanımı siz istediniz diye kapının önüne mi gelecek? Ne olur gelirse? Çağırın, görüşeceğiz hanımla. Ya görüşmeyeceksiniz. Ne laf anlamaz insanlarsınız siz be. Hadi dağılın, dağılın. Hadi. Reşit, dur hele. Hanımla görüşmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hiçbir haber verin hanımla. Ya koskoca Serap Hanım, sizi kale alır mı sanıyorsunuz? Hadi dağılın. Serap Hanım adına konuşma. Git haber ver. Serap Hanım, rahatsız ediyorum ama köylüler kapının önüne yığılmışlar. Sizinle görüşmek istiyorlarmış. Ne istiyorlarmış benden? Ben de öyle dedim. Ne istiyorsunuz hanımdan dedim. Koskoca çiftliğin hanımından ne görüşeceksiniz dedim. Ama işte lakin Yasin Ağa tutturdu. Git hanıma haber ver dedi. Gayrı artık ne akılsa görüşmeyeceksiniz değil mi? Ben gidip köylülere öyle mi söyleyeyim? Ne istiyorsunuz? Halımızdan ancak siz anlarsınız Serap Hanım. Çünkü bir vakit siz de fukaraydınız. Açlık nedir, sefalet nedir bilirsiniz. Biz hakkımızı istiyoruz. Ne hakkıymış bu? Allah rahmet eylesin. Muzaffer Bey iyi bir adamdı. Ama bizim topraklarımızı aldıydı. Bey Ramazan'a topraklarını vermiş. Bize de verin topraklarımızı. Susun! Ya susun! Ya sapır sapır konuşmayın. Aradan onca yıl geçmiş. Daha hala hangi toprakları... Sen karışma Reşit. Biz derdimizi hanıma anlatacağız. Bu bizim meselemiz. Topraklarımız tamam, tamam. Hep birazdan konuşmayın. Topraklar nereden sizin oluyor? Onu deyin bakalım. Anlat. Bu topraklar ne bizimdi ne beyindi. Hazinenin topraklarıydı. Biz de yıllardır ekip biçiyorduk. Zilliyet hakkıyla tapuları almaya az kaldıydı. Ama Muzaffer Bey hilekarlığıyla aldı tarlalarımızı. Ne yaptı, ne etti? Tapuları üstüne geçirdi. Bizi de topraklarımızdan kovdu. Topraksız az sefil kaldık. Doğru mu söyledikleri Yasin Ağa? Ben daha sonra size malumat vereceğim Serap Hanım. Bu meseleyle alakadar olacağım. İşin aslını öğreneceğim. Tamam. Senin ne işin var burada? Bak. Ben de hakkımı aramaya geldim. Muzaffer Bey babamın topraklarına el koyduydu. Sen Muzaffer'e silah çekmedin mi? Ha? Hangi yüzle hak hukuk soruyorsun? Defol git buradan. Defol! Aç. Bak hele. Hanımın dediğini duymadın mı? Daha hala ne duruyorsun burada? Benim nerede duracağım senden sorulmaz. Seni var ya. Çir gibi yerim halim Allah. Gel oğlum, hadi gelsene. Geldim, ne olacak? Ha, ne olacak? Gel hadi. Yapmayın, dur yapma. Hadi yürü. Biraz gidelim. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Hadi. Kapat kapıları, kapat.
Hadi dağılın. Herkes işine. Hadi. Hadi. Kapat kapat kapat. Hadi. Daha fazla beklemeyelim. Bir an önce kendi düzenimizi kuralım. Ha? Önce bir ev bulmamız lazım. Hemen bulalım o zaman. Bir ev var aslında. Nasıl bir ev? Küçük ama şirin bir yer. Şehirde. İyi, gidip bakalım. Ne oldu? Önce sana söylemem gereken bir şey var. O evi tutmaya daha önce de niyetlenmiştim. Gülü'yle beraber. Orada yaşamayı hayal ediyorduk. Rahatsız olacağını tahmin etmiştim. Yok, rahatsız olmadım. Sadece bakmışsınız, içinde oturmamışsınız ki. Ama biz orada yaşayacağız. Tamam. Hemen gidip bakalım. Bu topraklar münazalı topraklardı. Köylü ekip biçiyordu. Zilletlik hakkıyla da onların olacaktı. Muzaffer Bey bu toprakları köylünün elinden aldı. Kendi topraklarına kattı. Köylü itiraz etti lakin dinlemedi Muzaffer Bey. Tapular verilirken Tarlalar Bey'in tahtı işgalindeydi. Bu sebepten bütün topraklar onun namına tescil edildi. Anlayacağınız hanımım, bu topraklar köylünündür. Şimdi orada bir yanlışın var Yasin Ağa. Hanımım, bir kere elde kapı gibi devletin tapusu var. E şimdi senin bu yaptığın yani devlete iftira atmak olmuyor mu? Hanımım, bir kere bu toprakların asıl sahibi kim? Devlet. E o kime isterse verir elbet. Öyle değil mi yani? Ben sadece olanları arz ettim. Kararı Serap Hanım verecektir. Bu toprakların büyüklüğü ne kadar Yasin Ağa? Çok hanım. Ne kadar çok? Elimizdeki toprakların yarısından fazla. Nasıl buldun? Biraz küçük. İstersen başka bir eve bakabiliriz. Gerçi orası da pek çiftliğe benzemez ama. Çiftliğe benzeyen bir yer aramıyorum ki zaten. Başımızı sokacak bir yer olsun yeter. Bence burası gayet güzel. Karar verdiniz mi? Tutuyorsunuz mu evi? Ama ev eski evde. O kadar sarfiyat yaptım. Her bir tarafı tamir ettirdim. O kiraya olmaz. Kirayı boş verin. Evi bize satar mısınız? Satmak mı? Evet. Hemen şimdi peşin. Satmaz mısın? Değerini verirseniz niye satmayayım? Buyurun. İyi çalışmalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Komutanım sabırsızlanıyor. Bir sonuç var mı? Şu ana kadar bir sonuç alamadım. İncelediğim hiçbir estetikteki parmak izine uymuyor. Uzun süreceğe benziyor. Neredeyse bütün Adana'nın parmak izini aldık. Hepsini tetkik etmek günler alabilir. Daha erken çıkma ihtimali var mı? Talihimize bağlı. Aradığımız parmak izi ilk baktığımız dosyadaysa 5 dakika sonra bile belli olabilir. Dediğim gibi, talih.
köpeklerim benim, davranın aslanlarım. Allah Allah! Bak, size yemin ediyorum, öğle yemeğinden sonra tatlı dağıtacağım. Yerinizde duramayacaksınız, biliyor musun? Helal olsun. Hadi bakayım. Görüyorsun lan ne? Nasıl da çalışıyorlar. Yemin ediyorum var ya anne, dağın doruğunu etene indirler yemin ediyorum. Hiç üşenmiyorlar ya. Böyle giderse herkesten önce toplayacağız Asad inşallah. Hadi bakalım, beklediğimden gayretli çıktın. Param boşa gitmeyecek zar. Yok canım, ne boşa gitmesi. Misliğin en fazlasını kazanacağız. Çok para kazanacağız diyorum sana ya. İyi, iyi. İşin, hadi işine gücüne baksan. Hadi bana eyvallah. Hadi. Hadi eyvallah. Selamet lan git. Bana bak. Nerede lan bu kabak? O ne lan? Ne yapıyorsun lan? Yandım Allah! Yandım lan! Yananı görüyor Allah, kabak efendi. İnsan bir geliyorum diye haber verir. Şu halime bak. Buna bakıyorum zaten ben de. Utanmıyor mu lan? Ha? Yemek ısrarı verildi mi? Ha? Yemiyorum ki. Tadına bakıyorum. Ya yürü kalk git kabak. Beni dellendirme, yalan konuşuyor yemiyorum diye. Depereme doldurmuşsun ya. Allah Allah. Kardeşim önce ırgatı doyur, sonra sen sıkımlanın. Ver şunu bana. Ver. Dikkat et Yanar. Aman yandım. Yanar. Yürü kalk. Hayret bir şey ya. Neyle uğraşıyorum kardeşim? İnatın peşine dolanıyorum. Biz Kemal'le oturacağımız evi bulduk. Gözünüz aydın. Küçük ama sevimli bir ev. Makulde bir fiyatı var. Ev sahibine söyleyin fabrikaya gelsin. Ben Zekiye'ye her şeyi anlatırım. Zekiye ne gerekiyorsa yapar, ev sahibiyle halleder. Teşekkür ederim. Bana değil, Muzaffer'e teşekkür et. Ben onun arzusunu yerine getiriyorum. Bana kalsa böyle bir meselenin içine düşmek istemezdim. Bundan sonra da bir mesele olursa Zekiye ile halledersiniz. Başka bir şey yoksa benim yapacak işlerim var. Hayır yok. Bak hele, bir kere çok yiyen iyi çalışamaz. Hani ağırlık çöker. Onun için diyorum, az verelim, az. Yok. Asıl az yiyen iyi çalışamaz. Çok yiyen iyi çalışır. Rahmetli dedem öyle derdi. Ne yapıyormuş biliyor musun kabak dedim. Irgat alacağı vakit, ırgatı getirtiyormuş. Önüne böyle yemeği koyuyormuş, tamam mı? Çok yerse alıyormuş. Az yani yala. Allah Allah. Vallahi. Dayın için öyle demiyorlar ama. Diyorlar ki ırgatlara karşı pek sıkıymış. O da pişmandır şimdi. Ya tabii şimdi pişman olmasın da. Hey gidi Muzaffer Dinç Aslan, hey. Allah rahmet eylesin de. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Tekmini milleti dize getir. Bir tane kurşunla yıkır. Allah Allah. O kurşunun sahibi kim acep? Ne bileyim ben kabak, bilmiyorum. Ama her geç ortaya çıkar. Herkesin barınak izini aldılar kardeşim. Fazla saklanamaz. He. Vay. Misafirlerimiz var. Hayırdır? Selam aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Eyvallah. Derdelere kavuştun. Kayfeye de uğramaz oldun. He vallahi. Hep çalışıyorum yemin ediyorum var ya, yattığım yeri görmüyorum. İnsanın kendi darlası gibi yok tabii. Gözüm hiçbir şey görmüyor biliyor musun? Bildik, bildik.
Muzaffer Bey'den tarlaları almadan önce konuşup duruyordun. Haktı, hukuktu. Hani beyin karşısına çıkacaktık, tarlalarımızı alacaktık. Sen tarlaları aldın, ardını boşladın. Birlik olacaktık. Sen de yanımızda durmayacak mıydın? Topraklarına kavuştun, bize verdiğin sözleri unuttun. Armut dibine düşermiş. Ramazan başka mı olacaktı? Dayısının yeğeni o. Bana değmeyen yılan bin yaşasın, he? Sana hiç yakıştıramıyorum Ramazan. Burada böyle muzaffersiz oturmak da varmış. Olsaydı şimdi böyle çay muhabbeti yapmak zorunda kalmazdık. Açmıştı şişeyi. Umarım katili en kısa zamanda bulurlar. Bulurlar, bulurlar. Parmak izi tetkikleri neticelenir yakında. O zaman kimse çıkar ortaya. Doğduğunu pişman edeceğim onu. Yarın fabrikaya gelmek istiyorum. Tabii. Ne zaman istersen. İşlerin başına geçmeye karar verdim. Aa, bu çok iyi bir haber. Fabrikada yerin hazır Serap. Ayrıca sana her konuda yardım etmeye de hazırım. Sağ ol. Bu zor zamanlarda hepiniz bana çok yardımcı oldunuz. Aslında sizi bu gece buraya bir şey danışmak için de çağırmıştım. Bugün köylüler çiftliğin kapısına dayandılar. Öyle mi? Ne istiyorlarmış? Topraklarını. Muzaffer'in onların elinden aldığını söylüyorlar. Kendini bilmezlik bu. Bir araya gelince adam olduk zannediyorlar. Muzaffer şu olanları duysa canlarını okurdu. Keşke Ramazan'a da vermeseydi topraklarını. Öyle değil mi? Kötü örnek oldu işte. Ona verildi diye şimdi diğerleri de ayaklanıyor. Haklarıysa vermek gerekmez mi? Ben bu konuda ne yapacağımı bilemedim. Yapılacak bir şey yok Serap. O topraklar sizin. Hiç kimsenin hakkı yok. Ayrıca Muzaffer ellerinden falan almadı. O topraklar devlet hazinesinin de. İnsan kendi servetini el aleme dağıtır mı canım? Köylülerin toprağı olsa ne olacak? Neyle işletecek? Hangisinin traktörü, patozu var? Ayrıca tarlada çalışacak ırgata ne ödeyecekler? Paraları mı var? Neyle hasat edip nereye satacaklar? Bak Serap, eğer toprakları verirsen heba etmiş olursun. Öyle boş boş dururlar. Hem sen büyük zarar edersin, hem de onlar hiçbir şey kazanmaz. Bunu düşünmem bile büyük hata. Muzaffer böyle bir şeye asla razı gelmezdi. Şimdi de eşkıya alan başladın. Çekilsene yolumdan. Dayım zamanında bir haksızlık etti. Köylünün topraklarına el koydu. O topraklar köylünün hakkı. Dayımın yaptığı haksızlığı düzelt. Köylüye toprağını geri ver. Sen kim oluyorsun da bana akıl veriyorsun be? Ha? Ne yapacağımı senden mi öğreneceğim? Üstüne vazife olmayan şeylere karışma sen. Güzellikle söylüyorum. Ortada bir haksızlık var diyorum sana. Haktan, hukuktan ne anlarsın sen be? Mapusa gelip beni haksız yere suçlayan sen değil miydin? Sen şimdi niye insanın ayıbını yüzüne vuruyorsun ki? Kusura bakma demedik mi sana biz? Mapustayken söylediklerin gerçek duygularında.
Beni öyle güçsüz, zayıf görünce içinde ne var ne yok kustun. İçeriden çıkıp çiftliğin başına geçince yine korktun değil mi? Ondan özür diledin. İki yüzlüsün sen. Ben sana haksızlık ettiğim için özür diledim. Sana inanmamı bekleme. O dağlarda, taşlarda köpek gibi beni dolaştırdığın günleri unutmadım. Unutmayacağım da. Sana karşı sadece ne hissediyorum biliyor musun? Öfke. Senin değil sözünü dinlemek, yüzünü bile görmek istemiyorum. Bir daha sakın çıkma karşıma. Hoş geldiniz. Bir gelişme var mı? Henüz yok. Daha katili tespit edemedim. Ancak katil olmayanların bir kısmı belli oldu. Kimlermiş? Buyurun. Demek bunlar katil değil. Evet. İzlerden de anlaşıldığı üzere katil bunlar olamaz. Bir gelişme olursa beni mutlaka haberdar edin. Emredersiniz komutanım. Saat kaç olursa olsun. Emredersiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ali Çavuş, Cemal komutan neden bu kadar yakından ilgileniyor? Muzaffer Bey, Demokrat Parti'nin önemli zatıydı. Hükümet kanadından hususi olarak ilgilenilmesi için kesin talimat var. Mühim adam olmak varmış şu memlekette. Günlü geliyor! Yeter. Güllü yok artık. Serap Hanım diyeceksiniz. Biz Güllü biliyoruz. Güllü. Tamam, tamam. Bizi bir tek sen anlarsın. Patron Güllü olduktan sonra fabrika bizim sayılır. Şimdi daha çok çalışacağım. Çalışırız elbet. Nasıl olsa Güllü hakkımızı verir. Güllü, 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 Güllü. Tamam, yeter arkadaşlar, yeter. Muzaffer'in bıraktığı bu görevi hakkıyla yapmaya çalışacağım. Sevginize layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Hadi kız söylesene. Söylerim, kaçmıyor ya. Şimdi söyle, seni dinle. Arkadaş değil misin? Bir diyeceğim var. Dinliyorum. Sen de burada çalıştın. Nasıl olduğunu bilirsin. Saatlerce ayakta durmaktan tabanlarımız patlıyor. Kulaklarımız sesten duymaz oldu. Biliyorum. Hiçbirini unutmadım. Ecnebi memleketlerde işçiler 8 saat çalışıyorlarmış. Bizse tam 12 saat çalışıyor. Biz insan değil mi? Öyle işe can kurban. Biz niye çok çalışıyor? Biz de 8 saat çalışsak olmaz mı? Biz de 8 saat çalışıyoruz. Yeter abi. Yeter. Yeter. Yeter, susun. İş bulmuşsunuz, daha ne istiyorsunuz? Nankörlük etmeyin. Tamam Zekai, tamam. Biz de 8 saat çalışmak istiyoruz. Biz de 8 saat çalışmak istiyoruz. Hakkımızı verin bize. Hakkımızı istiyoruz biz. Biz de insanız. Biz de 8 saat çalışmak istiyoruz. Hakkımızı verin bize. Biz de 8 saat çalışmak istiyoruz. Tamam, tamam. Bundan sonra herkes günde 8 saat çalışacak. Aşağı.
Çalışıyor, çalışıyor hava. Fazla mesaileriniz için de para alacaksınız, tamam. Hepsi bu kadar. Elinize sağlık. Sağ olun. Buyurun. Sağ olasın abi. Ne kadar az eşyamız varmış. Küçücük bir eve bile yetmedi. Olsun. Oturacağımız koltuk, yatacağımız yatak var. Yeter. Eksikleri zamanla tamamlarız. Haklısın. Bir an önce taşınmak için acele eden benim. Alelacele de bu kadar olur. Ne güzel şeyler almışsın. Var. Birlikteyiz. Daha ne olsun? Ya böyle bir şeyi nasıl kabul edersin? Seni alkışladıkları için her istediklerini yapacak mısın? Alkışladıkları için değil. Ne istediklerini anlıyorum. Sıkıntılarını biliyorum. Bunu bile bile onlara kıyamam. Onlara kıyamadın ama fabrikaya kıydın Serap. Aldığın bu kararla fabrika ne hale gelecek hiç düşündün mü? Fabrikanın geliri ne kadar düşecek haberin var mı senin? Fabrikanın gelirini yükseltecek bir yol bulabiliriz. Yapma, bunu kolay mı zannediyorsun sen? Onlar için de kolay değil. Zamanında ben de böyle çalıştım. O yüzden durumu onların gözünden görebiliyorum. Ama artık işçi değil patronsun Serap. İşçi gözüyle değil patron gözüyle görmen lazım. Fabrikanın zarar etmesi kimsenin işine yaramaz ki. Böyle giderse fabrika kapanır, hepsi de işsiz kalır. O zaman aldıkları hak neye yarayacak söyler misin? Bir söz verdim. Sözümden dönemem. Bir yolunu bulursun. Peki, işçilere haklarını verdin. Köylülere de verecek misin istediklerini? Hı? Dağıtacak mısın toprakları? Bu konuda uzun uzun düşündüm. Netice, bir karara varabildin mi? Evet, bir karara vardım. Ay neminin bir şeymiş bu parmak izi dedikleri ya. Al al, bitiremediler bir türlü. He ya, az kaldı çiftlikteki koyunların bile parmak izlerini alacaklar. Alacaklar tabii. Alacaklar ki katili bulsunlar. Yok. Adamlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. İzleri araştıracaklar ki katile erişsinler. Yakında gerçek çıkar ortaya. Tabii. Aman şu katili bulsalar da biz de rahat etsek. Ha. Artık kim ise. Belki de aramızdan biridir. Değil mi? Kim bilir? Yarası olan kocunur. Ay gadasını aldım. Ne de ustum maşallah. Ananı özlemedin mi hiç? Yok, özlemedim. Ah, ay bacım. Tekrar mapusa girecek diye öyle diyor zaten. Korkma aslanım. Mapusa falan girmeyeceğim. Esat'tan hiç özlemedin mi anacığım? Özledim ama burası çok güzel. İstediğin gibi koşuyorsun. Gardiyan teyzeler olmadan istediğin kapıdan geçebiliyorum. Aman haydi bakalım. Yemek hazır. Aydın Bey, sağ et yemeği pişirdim. Et mi? Et mevsimi mi geldi? Ay ilahi Allah, sen ne yapsın? Etin mevsimi mi olur hiç? Anam öyle derdi.
Ben et isterdim. Anam mevsimi gelince derdi. Kurban olurum sana. Hadi buyurun. Hadi hoş gelmişsiniz komutan. Hayrola? Burayı terk edin Ramazan. Ne? Niye terk ediyorum ki ne burayı? Benim toprağım burası. Tapın var mı? Yok da Muzaffer dayım rahmetli olmadan evvel bana verdi bu toprağı. Abi şahit. He. Muzaffer Bey tenekeli mahalleye geldi. Ramazan Bey'i aldı. Ya ben şahidim. Tapun yoksa bu topraklar senin olamaz Ramazan. Gasp etmiş sayılırsın. Komutan, bu topraklar bana anamdan kaldı. Ölüm hak, miras helal demişler. Anasından kalan mallar hiç gasp olur mu? Tapun yoksa olur. Hala tapu diyorsun komutan. Bunlar hep senin başının altından çıkıyor. Delili Güllü Hanım ha? Köylülere yol gösteriyorsun. Topraklarını almaları için onları ateşliyorsun. Ama bunu başaramayacaksın. Duysun, öğrensin herkes. Kimseye toprak, moprak yok. Ne buna, ne bir başkasına. Herkes bilsin. Bu topraklar Dinç Aslan ailesine aittir. Hep de öyle kalacak. Toparlan şimdi. Terk et topraklarımı. Ne toparlanacağım ya? Sen kimi kimin toprağından kovuyorsun ya? Zorluk çıkarma Ramazan. Hadi siz de bırakın işi. Kimse bırakmasın işi. Herkes işine gücüne baksın, çalışın. Bu toprak benim. Beni buradan kimse çıkaramaz komutan. Alın çocuklar. Bak komutan yanlış yapıyorsunuz. Bu toprak benim. Ya kardeşim dursanıza bir dakika. Beni dinlesenize. Güllü seninle görüşeceğiz. Bu toprakları sana vermeyeceğim. Duyuyorsun değil mi beni? Bu topraklar benim. Dayım verdi bu toprakları bana. Anladın mı? Bırakmayacağım. Vermeyeceğim sana bu toprakları. Güllü Hanım. Bak, görüşeceğiz seninle. Ya bak bak. Kardeşim yanlış yapıyorsunuz ya. Komutan. Bakın gerçekten ben şahidim. Köpekler, köpekler, kocaman kocaman köpekler. Hangi köpekler? Ha nerede köpek? Bak görmüyor musun? Onlar köpek değil ki evladım. Koyun onlar, koyun. Isırmazlar ki. Oy, ay. Korktun musun? Gel bakayım, gel bakayım. Oy. Oy, ay, ay, oy. Gel hele, gel. Sevelim azıcık şunları. Bak melil melil bakıyorlar. Gel, gel, gel. Bak, bak. Korkma, korkma. Gel, gel. Koyun onlar, koyun. Ay, ay. Ay. Ne var? Ay, ay, kız. Ay, ay, ay. Ben şimdi sana gösteririm. Sen beni düşürdün. Kimler bana düşürdün bizden? Ha? Seni ben Reşit. He. Balta nerede? Yasin Ağa göstersin. Yok, sen göstereceksin. Ya dur şimdi. Ha desene Reşit, yürü. Acelem var, yürü. Hadi kaç, bırak kaldırma beni de. Ya kabak, biz ne yapacağız kardeşim ya?
Ya Tığ Teber Şah Merdan kaldık böyle ortada ya. Hapo. Ne oluyor lan? Gelene bak. Bak, fena geliyor ağa bak. He. Hoş gelmişsin. Nasıl ötüyorsun keleş keleş? Utanmıyor mu? Sahtekar yalancı. Ayıp oluyor ama. Çizmeyi aşıyorsun ha. Ben sahtekar değilim ki ne? Sahtekar değilsin de el alemin tarlasını ne sahiplendin? Ya nereden el alemin tarlası oluyor ya? Benim tarlam o. Zorlardılar elimden kardeşim. Dapısı yok bir tek. Dapısı yok da dapısı olmayan tarla nasıl senin oluyor? Gebeş, dolandırıcı mısın? Boşu boşuna ekip piştirdin, dünya masraf ettirdin bana. Yanlış anlaşılma oldu, affediver. Hepsi senin başının altından çıkıyor. Madrabaz herif. Ayıp oluyor ama. Allah adamıyım ben. Allah adamı kalleşlik eder mi? Sana güvenip de girdim bu işe ben. Ya Allah Allah ya, biz de mazlumuz kardeşim. Bizim öyle dolandırıcılıkla, düzenbazlıkla işimiz... Para mı verin o zaman? Veririk! Allah Allah! Daha öyle hemen veremiyorum. Ne vakit? Ya ne vakit? Ben ne bileyim ne vakit? Verik bir ara. Öyle bize biraz müddet ver. Öyle ha deyince bulunmuyor ki o kadar para. Bir hafta içerisinde paramı vereceksiniz. Yoksa dolandırıcılıktan mahpus ettiririm sizi. Haberiniz ola. Ne yapacağız Kabak Efendi şimdi? Allah Allah ya! Allah Allah ya! Hayret bir şey. Dikkat et, düşüreceğim ha. Hasta ilacını düşürür mü Kabak? Geçmiş olsun. Ne oldu böyle? Çukura mı düştün? Yok canım, ne çukuru? Eşek sudan geç geldi zar. Öyle mi Hamza? Yok. Sarhoş kafa gitti, çattı birine. Haybeye dayağı yedi. Ağzıyla açmıyor ki Marat'ı. İçmesen mi? Baksana ne hale geliyor insan. Kabak, dört duvarın içinde içeceğiz. Kim dövecek bizi? Ya birbirimizi döversek? Ya birbirimize vurursak? Kabak, beni delilendirme. Zaten kafam bozuk. Dövsem de içeceğim ben bu meredi Kabak. Yoksa bu kafayla sabaha zor ederim ben. Madem rahatlayacaksın, o zaman ben de içerim. Dövüşürük. Yürü. Hey. Burada nasıl durdu? Gayet güzel. Yarın iş bakmaya çıkacağım. Ne işi? Fabrikaları dolaşacağım. Biliyorsun, makine ustasıyım ne de olsa. Kendime göre bir iş bulurum elbet. Ne kadar para verdikleri mühim değil. Bir an evvel işe başlayayım yeter. İşçi olarak mı çalışacaksın? Patron olarak iş verirlerse reddetmem tabii. İyi de çalışmana gerek yok ki. Fabrikadan ve tarladan gelecek parayla çalışmadan da pekala geçinebiliriz. Ben kendim bildim bileli hep çalıştım. Hazır parayı yemem. Bu evi senin alman bile beni rahatsız ediyor.
fark eder Kemal. Hasan almışsın ha ben. Evin erkeği benim. Soframıza konacak ekmeği kendim kazanmak isterim. Çok ince düşünüyorsun. Ama ihtiyacımız yokken işçi olarak çalışman doğru mu sence? Yorulmanı, yıpranmanı istemiyorum ben. İşçi karısı olmaktan utanıyor musun? El alem ne der diye mi düşünüyorsun yoksa? Bir işçiyi kendine layık görmüyor musun? Halide, ben bir işçiyim. Beni tanıdığında da şofördüm. Eğer bunu kabul edemeyeceksen, benden utanacaksan, bu evliliği devam ettirmenin bir manası yok. Ben buyum Halide. Benden değişmemi iste. Anan güzel idi, hani yeri? Baban güzeldi, hani evi? Oluyor mu şimdi Hafız Efendi? Sen benim ölmüş anamı babamı ne karıştırıyorsun ki? İçiyoruz burada. Sözün çalımı canım. Yani kimseye güvenmeyeceksin manasında. Doğru diyorsun. Ben zaten dağın başından duydum. O güllü karısına güven olmaz. Dediydim ben. Bakın ne hale geldik. Of! Of! Of yine of lan! Gel hele ver. Koy koy koy. Tamam. Oh ya sen. Yok. Suya gerek yok. Öküz gibi. Sizi mi dinleyeceğiz? Biz kendi kendimizle böğürmüyoruz. Güllü Hanım böğürtüyor bizi. Ne diyorsun sen be? Ne saçmalıyor? Senin o arkadaşın Güllü var ya. Namı diğer Serap Hanım. Bugünleyin darlaya gelip jandarmalarla beni darlamdan attı bana. Güllü öyle şey yapmaz. Sen de adam sayıyor Güllü'yü. Fakize Hanım, dünyaya Adem oğlu gelmeyle insan olunmuyor. İftira etmeyin kıza. Biz mi ediyoruz? Biz mi iftira ediyoruz? Küsür. Küsür kendisine öyle ki böyle 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 yaptın mı da? İnanmıyorsan git sor. Yaptın mı yapmadın mı diye. Senin o adam yerine koyduğun Güllü bize neler etti Pakize Hanım. Git de sana anlatsın. O zaman anlarsın. Bu adamlar niye böyle boyuyor diye. Geç hadi gel. Ben geçerim. Gel gel. Allah Allah. Gel. Söz veriyorum. Seni değiştirmeye çalışmayacağım. Thank you.
Hayırlı! Kalkınlar! Kimse uyumayacak lan bu gece! Lan Güllü! Uyansana lan! Duyur mu beni? Allah aşkına! Ramazan değil mi o? He. Adı Batasıca. Derdi neymiş acip? Bilmiyorum. Lan Güllü! Öğreniriz şimdi. Ben de duymayayım mı? Aşağı gel, konuşacağız. Çık, çık. Dışarı çık, gel. Dışarı çık, dışarı. Çık dışarı Güllü. Ne var? Ne istiyorsun? Uykum gitti. Daha doğrusu uyuyamıyorum. Bunun mübessibi de sensin. Madem ki ben uyumuyorum, sen de uyumayacaksın. Ya sen nasıl konuşuyorsun hanımla? Gel dışarı, gel. O biçim konuşuyorum Reşit. O hanımsa Allah del ya. İn aşağı in, konuşacağız. Ya şimdi sen gel hele, gel. Reşit, bana karışma kardeşim, Allah Allah. Git işine. Gör. Görmüyormuş. Aklı başında değil. Ramazan, edepsizlik etme. Kendine gel. Yakışıyor mu hiç sana bu? Gel ne emme. Bana yakışmıyor. Bana yakışmıyor da ona yakışıyor mu emme? Ha? Onun yettiği insanla sığıyor mu? Bana kızıyorsun da ona niye kızmıyorsun ki ne emme? Ramazan, hadi rezillik çıkmadan da çek git canım, hadi. Ya Gülizar dur, konuşacağız. Bir şey yok. Oğlum, kuzum. Hadi benim hatıramı git. Seyyar Ana, o buraya gelecek. Konuşmadan buradan oraya gidersem adam değilim lan. Aşağı gel, aşağı. Bekliyorum ben. Aşağı gelecek o. Şu haline bak. Zamanlar fukaranın tekiydin. Şimdi ettiğin zalimliğin haddi hesabı yok. Para sana yaramamış Güllü Hanım. Parayın elinde tekmil oyuncak olmuşsun. Ama ne demişler? Mağrurlanma padişahım. Senden büyük Allah var demişler, öyle değil mi? Benimle doğru konuş Ramazan. Bunca mal mülk senin neyine yetmedi Güllü? Konuşacağız. Sakin. Benim üç karış toprağımdan ne istedin ha? O toprakları hak etmiyorsun Ramazan. Yanlış. O topraklar bana anamdan kaldı. Hakkım olduğu için de rahmetlik Muzaffer dayım o toprakları bana verdi Güllü. Muzaffer yanlış karar vermiş. Köylülere kötü misal oluyorsun. O toprakları alamazsın. Alırım. Hem de öyle bir alırım ki. Yarından da izi yok. Rahmetli Muzaffer dayıma açtığım davanın aynını sana açacağım. Açmayacaksın. Açacağım. Sen de göreceksin. Eğer o davayı açarsan seni mahvederim Ramazan. Sen kimsin ki beni mahvedin Güllü, ha? Sen ne insansın? Ah ben de insanım. Güllü, ben senin tenekeden buraya geldiğin günü biliyorum. Dağdan gelip bağdakini kovmak neymiş? Sana göstereceğim ben. Götürün bunu buradan. Ahıra. Bağlayın. Bu yaptığınız doğru değil hanım. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu sormadım Yasin Ağa. Yapma kızım. Hanımım. Ne olur hanımım. Ya bir densizlik etti ne dediğini bilmiyor. Sarhoşlar. Yapmayın. Yazık günahtır.
Affediverin. Siz karışmayın. O bana yaparken iyi miydi? Götürün, kapatın bunu ahıra. Gelin hele. Götürün şunu ahıra. Bırak. Bırak! Bu mahkemeden vazgeçmeyeceğim Güllü Hanım. Topraklar benim anamdan kaldı bana. Dayım verdi o toprakları. Hepsini tek tek alacağım senden, anlıyor musun beni? Bırak lan! Lan bıraksana! O toprakları tek tek alacağım senden. Lan bırak lan! Lan! Lan bırak diyorum lan! Görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. Bıraksana lan! Bak çok kötü oldu. Ben diyorum sana, acayip yaparım bak. Beni tanımıyorsunuz moruk siz, ha? Getir. Lan! Kafam güzelliğe yapıyoruz bunları. Bıraksanız da oğlum. Hepiniz onun köpeğisiniz, hepiniz. Yaz da size lan. Tamam mı? Çıkın. Reşit! Seninle görüşeceğiz Reşit. Görüşeceğiz. Bilin, nerede? Bilin. Görüşeceğiz! Aklı şıncık başına gelir hanımım. Siz hiç tasa etmeyin. Bazıları olmasa da ben sonuna kadar arkanızdayım. Herkes yatağına. Benim haberim olmadan kimse hiçbir şey yapmayacak. Bu mesele unutulacak. Ağzını açıp tek kelime eden olursa kendini kapının önünde bulur ona göre. Mazur görün komutanım, bu saatte rahatsız ettim. Acil bir durum mu var? Emriniz üzerine geldim komutanım. Hangi saatte olursa olsun haber verilmesini emretmiştiniz. Parmak izi tetkiki nihayetine erdi komutanım. Elimizdeki izlerden biri tetiğin üzerindekiyle aynı. Artık katilin kim olduğunu kesin olarak biliyoruz. Lan bu ne lan? Beni buraya mı kapatıyorsunuz oğlum? Lan yakışır mı lan? Delikanlı asıyor mu lan böyle ha? Lan berber Reşit! Ha? Seninle görüşeceğiz. Hepinizle görüşeceğim. O topraklar benim anamın anamın. Anamdan kaldı o topraklar bana. Rahmetli Muzaffer dayım verdi o toprakları. Benim elimden bu toprağım alıyoruz lan. Dayım ölmeden evvel verdi o toprağı bana. Hepinizi mahkemeye vereceğim lan.
Benim hakkım. Lan yürü lan! İzler tekrar tekrar gözden geçirildi komutanım. Sonuç kat'i. Aklımda birçok şüpheli vardı. Ancak bu ihtimal pek zayıf görünüyordu. Demek katil Muzaffer Bey'e bu kadar yakın biriymiş. Hı hı. Araç hazır mı? Hazır komutanım. Gidip katili alalım öyleyse. Emredersiniz. Cemşir aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç Cemşir. Cemşir aç kapıyı. Hamza. Ha. Bilin mi? Bu Kemal aynı iblis gibi. Her yerden karşımıza çıkıyor. Şimdi de Halide ile evlenip çiftliğe yerleşecek. Ocağımıza incir ağacı dikecek şerefsiz. Ya öyle
Diyorsun da bu Muzaffer Halide'yi çiftlikten kovmuş. Kardeşlikten de reddetmiş. Biz neye canımızı sıkıyoruz? Yarın öbür gün affetmeyeceğin nereden bırak? Affeder mi ki? Affeder, affeder. Bacısına bir ömür boyu küs duracak değil. Kardeş bu. Yüreğe nasıl dayanacak? Misal, biz Güllü'ye küsük değil mi? Ha, küsük. Ama yarın öbürsü gün Güllü'nün bebesi olacak. Bayram olacak, seyran olacak. O bu derken biz de barışacağız. Barışırık. Barışır mıyık? Barışırık, barışırık. Ama biz nasıl barışıyorsak, Muzaffer de bacısıyla barışacak. Neticede bacı kardeşler değil mi baba? Ha. İşte bir barıştılar mı yandık. Ondan sonra kardeşini çiftliğe geri çağıracak. Kemal de peşi sıra. O da gelecek. Kemal'i de mi alır çiftliğe? Ha ya. Belki de fabrikada kendi yerine geçirecek onu. Geçirir mi geçirir ha? Lan baba. Bu Kemal bizi mahvedecek. Yarın bir gün Güllü'yü de çiftlikten gönderir. Ondan her şey beklenir. Ne edeceğiz o vakit? Vallahi Hamza, ne edeceğimi hiç bilmiyorum. Hiç. Hazır bacısıyla küsken Muzaffer'in başına bir şey geleydi. Küsken he mi? Ha. Ne bileyim. Bir kaza geçireydi, başına bir şey düşeydi, bir emri hak baki olaydı, bütün mal mülk Güllü'ye kalaydı. Ondan sonra Kemal Mamal hak getire. Biz de Güllü'yle arayı düzeltti miydik? Bizi tutabilene aşk olsun oğlum. Cemşir! Aç kapıyı! Aç Cemşir! Şeytan diyor ki, kıstır Muzaffer'i bir köşede, canına ezanı oku. Allahu Ekber. Ya ne diyorsun baba sen? Gidip defterini dürmele Muzaffer'in. Deli deli konuşma Allah sen. Defterini dürdün diyelim. Seni bırakırlar mı hiç? Mahpus köşesinde malın mülkün ne hükmü var baba? Yok. Ama mahpusa girmeye de hacat yok. Nasıl olacak o iş? Muzaffer'i bir kuytuda kıstırdım mıydı tamam. Kim görecek? Kim buraya gidecek? Düşmanı da çok zaten. Baba, yapacağım mı zaten? Yok. Ben de o yürek nerede? Gençliğimde olacaktı. Gözümü karartıp dikilirdim karşısına. Tereyağdan kıl çeker gibi. O dakika görürdüm hesabını. Bir Muzaffer'in canına kaç kişi hayatını yaşayacak? Kaç kişinin hayatı kurtulacak? Of, of. Allah canını ala da kurtarak. Cemşir aç kapıyı. Cemşir!
Muzaffer'e kim vurdu biliyor musun? Kimmiş? Ben. Baba. 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 Ne yaptın lan? Neden yaptın lan? Nasıl yaptın? Neden yaptın lan? Neden? Nasıl yaptın lan? Nasıl yaptın? Baba. Baba. Ya. Muzaffer. Muzaffer'i öldürmek tek kurtulmuş yolumuz dememiş miydin? İşte o sen bende yüreği yok. Onun için ben yapamam. Gençliğim olsa ben yaparım dememiş miydin? İşte senin yerine yaptım baba. Ambrına koca baba. Kız zekalı. Ambrından. Cemşir aç. Geç. Açsana kapıyı, niye açmıyorsun? Uyuyakalmışım komutan. Cemşir, aç! Hayırdır komutan? Parmak izi tetikleri neticelendi Cemşir. Silahı kimin kullandığını bulduk. Hamza nerede? Orada komutan. Perdenin ardında. Uyuyor. Hamza yok. Hamza nerede? Bu saatte ne işin var senin burada? He? Bir şey mi oldu? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Thank you.
duyuyordu. Mahalleye giriş çıkışı kapatın. Her yere bakın. Bütün evlere girilecek. Bakılmadı, köşe kalmasın. Emredersiniz komutanım. Sen bu evlere gidin. İkiniz dipteki evlere, sen de bu eve. Çabuk! Bütün evlere bakılacak. Ne oluyor? Sizin askerlik benim eve mi çıktı? Komutan talim yeri bu adresi mi gösterdi? Sen de bu eve. Çabuk! Çabuk! Bütün evlere bakılacak. Çabuk! Bal kaymaktan da yedin mi? Yok. Hangisi? Bak. Bu bal, bu da kaymak. Ben hiç yemedim ki onlardan. Olası. Tamam işte. Büyümen için yemen lazım. Al bakalım. Afiyetle bakalım. Hadi bakalım, yesin güzel. Heh. Hadi. Oh. Hanımım, hanımım. Jandarmalar geliyor. Zal oğlunu mu duymuşlar? Bilmiyorum. Belki birisi söylediyse. Gelir. Serap Hanım, Muzaffer Bey'in katilini tespit ettik. Tespit mi ettiniz? Muzaffer'i vuranı buldunuz yani. Evet. Nihayet hakikat ortaya çıktı. Kimmiş? Katil... ağabeyiniz Hamza. Ne? Olamaz. Mümkün değil. Maalesef doğru. Parmak izi tespit edildi. Umarım. Şu anda firavun. Her yerde aranıyor. Yakalamamız an meselesi. Kim acaba? İlk misafirimiz. Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel içeri. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsuna geliyorsun, haber vermiyorsun. Bilseydik hazırlık yapardık. Tabii. Ben başka bir sebep için geldim. Muzaffer Bey'in katili belli olmuş. Kimmiş? Güldür'ün abisi. Hamza. Ne?
Nerede kaldın? Yasin amma. Amma bak. Hiç boşuna yorulma. Nasihatlarını dinlemeyeceğim yemin ediyorum. Nasihat etmeye gelmedim. Niye geldin? Dayının katili ortaya çıktı. Ne diyorsun sen amma? Kimmiş amma? Ha? Serap Hanım'ın ağası Hamza. Hamza? Lan Hamza. Lan Hamza! Dayım gitti aslında. Yaktın. Çırağı gibi yaktın. Ne yapacağım ben şimdi? Ne edeceğim? Yok. Yok Suriye'ye, Muriye'ye gitmem mi? Ben bilmiyorum ki oralar. Ne edeceğim oralarda? Hiçbir yere gitmiyorum. Buradan hiçbir yere gitmiyorum, anladın mı? Hiçbir yere gitmiyorum buradan. Buradan hiçbir yere gitmiyorum, anladın mı? Hiçbir... Ölümünden ben mesulüm Muzaffer. Benim kanımdan biri. Abim kıymış canına. Salıoğlu belki de söylediklerinde haklıydı. Eğer çiftliğe gelmemiş olaydım. Beni görüp sevmeseydin. Bunlar başına gelmeyecekti. Sen aileme sahip çıkmaya, çiftliği almaya çalışırken... o sana bunu yaptı. Andım olsun ki bu işi peşine bırakmayacağım. Abim bile olsa bu değişmeyecek. Jandarmaları halledemezse ben kendi ellerimle halledeceğim. Sana söz veriyorum. Kanın yerde kalmayacak Muzaffer. Zafer.